maç öncesi pazardan başlayarak oynadığımız Antalyaspor maçından sonra burada Beşiktaş'a karşı nelerle karşılaşabileceğimizi iyi tespit ettik. Aslında bu maçta da bunu gördüm. Ama bazen oyuna değil oyuncuya takıldığınız zamanlar oluyor. Bugün bunu yaşadık. Özellikle ilk yarı o kadar boş alan bulduk ki atak yapabilecekken. Beşiktaş'ın Oğuzhan'la işte bizim orta sahamızda savunmamız arasındaki bölgeye geçişlerde bunların istatistiklerini şimdi vermeyeceğim ama o pas arasını çok iyi yaptık. İkili mücadele kazanma oranını yükselttik. Ama ondan sonraki zaten geçen yıldan kalan kötü bir hafızamız var maalesef. Atak pozisyonlarında ya da sonuca gitmede yaşadığımız üretkenlik. Bu konuda zaten zaaflı bir takımdık. Bugün bunu yaşadık. Yoksa maçın sonucu ilk yarı göstereceğimiz performans da çok farklı yere gelebilirdi. Ama Beşiktaş'ı tabii ki tebrik ediyoruz. Bugün 3-0 gibi net bir skor. Ve çok ikinci yarıda ikinci golü de yedikten sonra açıkçası boş alanlar bıraktık. Biraz da riske ettik oyunu. Neler yaptık? Bunlara çok değinmeyeceğim. Çünkü skorun ve oyunun açıkçası bugün Beşiktaş'ın bugünkü oyunundan yararlanamamanın kendime öz eleştirisini çok fazla yaptım içeride. Yani böyle bir takıma karşı hem topa sahip olduğunuzda yapabilecekleriniz o kadar fazla ki Beşiktaş'ı eleştirmek için söylemiyorum bunu sakın yanlış anlamayın. Kendi takım adına gerçekleştirebileceklerini ve teknik direktörlüğüm adına gerçekleştirebileceklerimi söylüyorum. Bugün bunu yapamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Çünkü lige başladık. Bu bir süreç. 34 haftalık. 2 hafta geride kaldı. 6 puan kaybettik. Bunları değiştirebiliriz tabii. Biz Göztepe adına yapacaklarım var zaten. Çünkü oyuncuyu değiştiremedik. Oyunu geliştirip değiştirmek zorundaydık. Bunu bugün yapabilirdik, yapamadık. Büyük hatalar ortaya çıktı. Çünkü iki tane duran toptan kaynaklanan ve çok iyi pozisyon almışken açıkçası yakalandığımız ikinci golde tek bir oyuncu ceza sahası içerisinde Vida ve Beşiktaş'ın bulduğu gol. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Taraftarın takıma katkısını bugün de gördük. Futbol güzel, oyun güzelleştirmek istiyoruz ama maalesef Göztepe'nin gerçekleştirebilecekleri bundan fazlayken bunları Göztepe teknik direktörü olarak yapamamak beni üzdü bugün. Çok üzgünüm çünkü söylediklerimi özetlersek aslında bugün ortaya çıkacak sonucun bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sorusu olan var. Buyurun. Merak ediyorum açıkçası. Transfer talebiniz olacak mı bugünden sonra? Şimdi her maçtan sonra aslında takımların diğer takımları da izlediğimizde en fazla gündeme getirdikleri ve eleştirildikleri olay transferdir. Göztepe'yi son 11 hafta göreve devraldığımda ve o süreçte sezon bitene kadar açıkçası iyi tespit ettim. Bu sezona başlarken de tespitlerimizin tamamı çok yerindeydi. Nelere ihtiyacımız var bunu bilerek yaptık ama o dönemin şartlarının ya da takımımızın ihtiyaçlarının açıkçası söylediğim demin bunun içinde yani ihtiyaç var yok bunları ya hepimiz otursak Göztepe'yi seyretsek nelere ihtiyacı olduğunu teknik direktör olmaya gerek yok. Çok iyi tespit edebiliriz. Bu konuda çok fazla futbol bilgisine de sahip olmaya gerek yok. Özellikler de ortaya çıkıyor iyi bir taraftarsanız. Ama ortada şartlar var ve geçen yıldan sahip olduğumuz bir takım var. Bugün de aslında onların özeti sezon başı gönderme düşüncesiyle düşündüğümüz bir iki oyuncumuz. Bugün 11'de oynattım. Çünkü hafta içi ya da Beşiktaş'a uygunluk. Borges'le bunu yaşadık. Çünkü basında çıktığı için söylüyorum. Bugün topa sahip olduğumuzda ilk yarıda bunu çok iyi gerçekleştirdi aslında. O oranımızı yükseltip iyi çıkışlar hata ikinci bölgeye ve üçüncü bölgeye çok iyi çıkmamızı sağlayabilen bir oyuncu. Ama açıklama sadece bazen tabii saygı duymak lazım her açıklamaya. Başkanımızın Talat Bey'in ama bizim tespitlerimiz kendi tespitleri bunlar futbol çok iyi bilen yöneticiler neler olduğunu biliyor ama kulübün yapısı, durumu, şartları bence zaten böyle bir şey transfer. Her şeyi gözeterek yapıyorsunuz. Şu anda onlar gözetiliyor ama ihtiyaçlar ya da transferler zaten gündemde. Oyunun içinde ilk yarıyı iyi izlersek aslında neler yapmak istediğimizi yani gerçekleştirme oranımız çok yüksekti. Yüzdesi de yüksekti. Hem de yakın oynadığımızda o ikili mücadeledeki oranımız çok yükseldi. Ama olay orada başlıyor. O baskıyı önde kurduğunuzda ya da uzun toplarla
çıkmaya zorladığımız birkaç pozisyonda, o ikinci topları kazandığımızda o atak üstünlüğünü sonuca çevirmek önemli futbolda. Biz bunu sağlayamadık bugün. Ve o geçişlerde özellikle merkez orta sahada Medel'le bugün tek oyuncuyla başladıklarında üçlü orta sahada 4-1-4-1 dizilişler çok fark etmiyor ama Medel'in ve savunmanın orta sahayla arasındaki o boşlukları oyuncu sokamadık. Yani kanat oyuncularımızın içe girişlerinde ya da birebir yakaladığımızda bu etkinliğimizi ortaya koyamadık. Aslında bu. Yoksa Beşiktaş bugün tamam iyi oynadı, pas yaptı, pas özelliği yüksek bir takım. Kendi adıma yapamadıklarımla ilgili kişisel düşüncem bu benim. Baskı, önde baskıyı da iyi yaptık ilk yarı. Pozisyon vermedik. Çok aslında dikine oynamaya çalıştıklarında o paslarını kestik. Hem de bunu ikinci bölgede yaptık, birinci bölgeye gerilemeden yaptık. Ama bu kadar çok şey yapıp maçın sonucu bu ortaya çıkıyor. İşte bu da maalesef hataların ve de oyunun değil oyuncuların etkisi oluyor. Son bir soru. Dünkü izlediklerimden sonra içim kan ağlıyor. Hani futbol her zaman var. 100 yıldır devam eden bir spor bu. Şampiyonluklar gelip geçici. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Bunu maç öncesinde de beyan ettik. Şimdi de aslında notlarımız arasında vardı. Şimdi aslında kadın yani bizim her şeyimiz. Onlardan olmadığında olmadığımız. Açıkçası mutlu edemediğimizde de hayatımızın mutlu olmadığı bir varlık. Yani biz onları mutlu edemiyorsak hiçbir zaman mutlu olamıyoruz. Onunla başlıyor. Çocuklarımız özellikle dünkü olaydan sonra yaşanan. Büyük hayal kırıklığı. Türkiye'de de bu oranların önceki sene 1500'lerde olduğunu biliyorum kadın cinayetinin. Nereden biliyorum? İzmir'de çok güzel bir dernek var, Turuncu Dernek. Adını da söylemek istiyorum. Bu konuda inanılmaz çalışıyorlar. Ve bu konudaki etkileri ve İzmir'deki özellikle bu oran çok yüksekti. Çok azaldığını biliyorum orada. Ve kadın yani ne denebilir ki? Yani erkek kadın adlandırmak da aslında insan olarak bunu değerlendirmek lazım. Hayatın bazen utanç tabloları var. Bu insanlığın utanç tablosuydu. Kendi adımıza neler yapabiliriz? Burada konuşarak bir şeyleri etkileyemediğimizi biliyoruz. Bence daha fazlasını çabalayıp en alttan bunu başlatıp hatta yani uzaklaştırma almış insanların kadınlara bu kadar yaklaşmasını açıkçası anlam veremiyorum. Çünkü bunların psikolojileri tespit ediliyor sanırım. Bunların işte kendi bir sürü bilim adamımız var, araştırmacımız var. Üniversitede bunlarla ilgili bir sürü dersler veriliyor. Biz de bunları sağlıyoruz. Toplum olarak sağlıyoruz açıkçası ve hala bu noktadayız. Türkiye'de bu oranlar çok yüksek maalesef kültürel yapımızdan dolayı. Yani protesto nasıl edilir? İşte siyah pankartla çıktığımız biliyorsun ya da işte bir dakikalık durağanlık. Bence beynimizin durduğu nokta o zaten erkek olarak. Yani insanlı olarak bakmak lazım kadın erkek ayrımı yapmadan. Kadınlarda da meydana gelebiliyor ama bizim maalesef erkekliğimizin ortaya çıktığı yön bu. Erkekliğimiz mutlu ederken ortaya çıkması gerekirken maalesef bu tür durumlarda ortaya çıkıyor. Özür diliyorum ben kendi adıma. Yani Türk toplumundan gerçekten özür dilemek istiyorum. Çünkü bu konuda birkaç çalışmaya da katılmıştım. Bunların da içinde oluyoruz zaman zaman. Ses getirmediğini biliyoruz. Ancak buralardan seslenebiliyorsunuz. Ama hayal kırıklığı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.